Türkiye ekonomik çıkmazlarla seçime gidiyor. İktidar da muhalefet de seçim vaatlerinin odağına ekonomik sorunları alıyor. Ekonomiye damgasını vuran iktidarın yeni ekonomi modeli ve Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç önermesiydi. İktidar yeni ekonomi modelinin ihracata dayalı büyümeye odaklandığını vurguluyor. Modele göre faiz indirimleriyle Türk lirasının değer kaybetmesi sayesinde ihracat artacak, cari fazla verilecek ve enflasyon düşecekti. Yeni ekonomi modeliyle geçen bir yılın ardından dış ticaret açığı %430 artarken yılın ilk 9 ayındaki cari açık 38 milyar dolara ulaştı. Türkiye'de yıllık enflasyon TÜİK'e göre %85,5'e, ENAG'a göre ise %185'e yükseldi. Yüksek enflasyon karşısında eriyen asgari ücrete 2022 yılı için yapılan %50 zam yetmedi. Temmuz ayında %35'lik ara zamla asgari ücret 5500 liraya çıkarılmasına rağmen 4 kişilik bir ailenin mutfak masraflarını dahi karşılamıyor. Türk İş'e göre açlık sınırı Kasım'da 7787 liraya, yoksulluk sınırı ise 25364 liraya ulaştı. Erdoğan'ın Merkez Bankası'na talimat olarak görülen çıkışlarının ardından politika faizi Eylül 2021'de %19 seviyesindeyken Aralık 2021'e kadar %14'e indirildi. Faiz indirimleri başlamadan önce 8,5 lira olan dolar kuru Aralık'ta 18 lirayı aştı. Merkez Bankası'nın kapı arkasından döviz sattığı iddia edilirken 21 Aralık'ta kur korumalı mevduat sistemi ilan edildi ve dolar kuru 11,4 liraya kadar geriledi. Şimdiye kadar hazineden kur farkları için 91,6 milyar lira ödendiği açıklanan KKM hesaplarına olan ilgi azalıyor. KKM'den çıkan yatırımcının hangi araçlara yöneleceği ve dolarizasyonun artıp artmayacağı merak konusuyken, borsaya yönelen ilgiyle birlikte küçük yatırımcının kaybetmesine neden olacak manipülasyon riski de tartışılmaya devam ediyor. Erdoğan'ın tek haneli faiz temennisiyle Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederek 7 ay boyunca sabit tuttuğu faizi Ağustos'tan Kasım'a kadar %14'ten %9'a kadar indirdi. Yeni ekonomi modeli Türk lirasının değer kaybetmesi üzerine kurulmuştu. Ancak iktidar makro ihtiyadi tedbirler ve uluslararası swap ve benzeri anlaşmalarla Türkiye'nin döviz varlıklarını artırmak ve kurun artmaması için çabalıyor.